Şimdi normalde çarpık bacak olup olmadığını anlamak için ayakta dururken uzun röntgenler çekiyoruz. Bunlar bütün bacağı içine alan röntgenler. Aslında klasik röntgen. Vücut ağırlığı varken çekilen röntgenler. Burada normalde kalça eklemiyle ayak bileği eklemi arasında bir sanal çizgi var. Bu çizginin normalde diz ekleminin orta kısmından geçmesi gerekiyor. Buna biz mekanik aks diyoruz. Eğer bu mekanik aksta sapma varsa, yani vücut ağırlık çizgisi içeriden veya dışarıdan geçiyorsa, burada bir çarpık bacak var demektir. Bunu anladıktan sonra, eğer çarpık bacak varsa kişide, kemiğin hangi noktasından kaynaklandığını çizimlerle, gerekirse bilgisayar ölçümleriyle hesaplayıp anlayabiliyoruz. Ondan sonra tedaviye karar veriliyor. Yoksa sadece dışarıdan bakarak anlaşılması bazı durumlarda mümkün değil. Bazen yokken, yok gibi gözükürken bile eğrilik olabiliyor. Bazen çarpık bacak var gibi gözükürken bile aslında bacakların normal sınırlarda olduğu anlaşılabiliyor. Şimdi yetişkinlerde çarpık bacaklı olduğunu düşünen kişiler genellikle bize öncelikle estetik kaygılarla geliyorlar. Aslında eğer bir kişide bacaklarda eğrilik varsa ve bunu da tıbbi olarak biz ortaya koymuşsak, burada bir ortopedik problem var demektir. Yani problem aslında estetik değil. Eğer bir bacak eğriliği varsa, bu ileride daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Örneğin kişi aktif spor yapıyorsa, erken dönemde çapraz bağ yaralanmaları veya menisküs yaralanmaları gibi problemler ortaya çıkabildiği gibi, eğer kişi böyle sedanter bir hayat yaşıyorsa, ileri yaşlarda dizde kireçlenme ortaya çıkabiliyor. 60-65 yaş grup insanların bir kısmına diz protezi ameliyatları yapılması gerekebiliyor. Eğer bir bacak eğriliği varsa, ileride yaşanabilecek bu problemleri engellemek için bacak eğriliğinin düzeltilmesi gündeme gelebiliyor. Yani kişi estetik kaygıyla gelse de aslında bir ortopedik problem varsa bunun düzeltilmesi gerekebilir. Tedavide değişik yaklaşımlar var. Eskiden eksternal fiksatör dediğimiz dışarıdan takılan, işte tellerin ve çivilerin cildi ve kasları geçerek kemikleri tuttuğu cihazları kullandığımız yöntemler varken, günümüzde hem implant teknolojisinin gelişmesi hem de hesaplama ve bilgisayar programlarının devreye girmesiyle eğrilikleri biz tam olarak ölçüp kaç milimetre düzeltmemiz gerektiğini tamamen hesaplayıp bunu ameliyat sırasında da milimetrik olarak gerçekleştirebileceğimiz aletler ve yöntemler var. Sonuçta yeni yöntemlerde bacak eğriliği olan bir kişi ameliyata girdiğinde bacak eğriliği oluyor ama çıktığında bacağı tamamen düzelmiş oluyor. Sadece kemikte ayrıştırdığımız bölge varsa oranın kaynaması için belirli bir süre geçmesi gerekiyor. Eskiden çok daha uzun süre sonra kişi günlük hayatına dönebilirken, günümüzde böyle 3-4 hafta sonra üzerine tamamen yük vererek günlük hayata hemen dönemese bile üzerine yük vermeye başlıyor ve çok daha hızlı bir şekilde sosyal hayata geri dönüyor.